Herkese selamlar, saygılar. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine hem bizim seçtiğimiz hem şu anda sinemada gördüğümüz canavarları barındıran hem de sizlerin yorumlarda en çok yazdığınız canavarlar için bir katman listesi oluşturduk. Çünkü hepimiz biliyoruz ki çok canavar var ve bu listeye bir dahil etsek ortalık cadı kazanına döner, hiç gerek yok. O yüzden yakın zamanda filmlerde gördüğümüz canavarlara ve en çok istek alanlara öncelik verdik. Canavarların detaylı bilgilerine çok girmeyeceğiz. Fakat bizi yeni keşfeden veya merak eden arkadaşlarımız kanalımızda canavarları anlattığımız 3 adet videomuzu izleyerek istedikleri detaylı bilgilere ulaşabilirler. Toplamda 25 tane yakından görebildiğimiz veya hayran olduğumuz canavarı sizler için sınıflandıracağız. Gelin bakalım neler olacak. Katman videomuza geçmeden önce hiç vakit kaybetmeden, beklemeden, üşenmeden hemen abone ol butonuna haddini bildirin. İzlenme oranlarımızda sizin sayenizde güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Yorumlarda beklentilerinizi yazmayı da unutmayın. Bu arada beğen butonunun da hatırı kalır. Üzülmesin yavrucak, mevzuyu biliyorsunuz. Ha unutmadan Twitch kanalımız da açılmıştır. Linki aşağılarda bir yerlerde. Takip edip zilleri açın. Teşekkürler, iyi ki varsınız. Listemize alfabetik sıradan devam edeceğiz. O yüzden ilk canavarımız Anguirus. Bu canavarı size ilk olarak muhtemel düşmanlar videomuzda anlatmıştık. Anguirus'u özel yapan şey ise Godzilla'ya kafa tutan ilk canavar olması. Bizim listemizdeki yeri C kategorisi. İkinci canavarımız Batra, Mothra'nın kötü kız kardeşi. Brezilya dizilerine taş çıkartan hikayesine rağmen bu canavarımızı bir sıralamaya koyacak olsak anca E kategorisine koyabiliriz. Zaten fazlası da diğer canavarlara haksızlık olurdu. Bundan sonraki canavarımız en azından yakından görebildiğimiz Behemoth. Bu arkadaş cidden çok dayanıklı, iri ve yıkıcı bir güç. Bunu büyük ağların yanına alamasak da en azından bir C sınıfına alabiliriz. Bizce hak eder. Dördüncü canavarımızın adı Biollante. Canavarları anlattığımız videolarda bahsettiğimiz bu arkadaş bildiğiniz gibi insan DNA'sı ve bir gülün DNA'sı kullanılarak oluşturulmuştu. Evet, bayağı bildiğiniz çiçek olan gül. Bu arkadaşın yeri bize göre B kategorisi. Gücüyle, yeteneğiyle hak ettiği yerde olduğunu düşünüyoruz. Sıradaki canavarımız bir başka baş belası Cthulhu. Karayip korsanlarındaki Davy Jones'a benzettiğimiz bu yaratığımızı Biollante gibi yeteneklerini ve yapabildiklerini düşünürsek B sınıfına koymak doğru olur. Sonuçta çok uğraştırmış Godzilla'yı. Hak eder. Altıncı canavarımız Burning Godzilla. Bu versiyonu hepimiz Ghidorah'ı yok ederken az buçuk görmüştük. Daha da bir şey anlatmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Bağıra bağıra S kategoriye koyabiliriz. Sırada yine azılı bir baş belası var, Destoroyah. Bu canavarın yetenekleri, yapabildikleri, güçleri göz önüne alındığında rahat rahat hiç yorulmadan A kategori diyebiliriz. S diyemeyiz ama A deriz. Sekizinci canavarımız muhtemelen yaratıkların en büyüğü ve en güçlüsü Godzilla Earth. Bu türevin dünyayı insanlıktan ve diğer bütün canavarlardan temizleyip yeni bir düzen kurduğunu düşünürsek S'den aşağısı kulak çınlatır, vicdan sızlatır. İtirazı olan varsa da yapacak bir şey yok ağalar. Sıradaki canavarımızsa belki de en yakından tanıdığımız canavarların kralı Godzilla. Şu anda sinematik evrende izlediğimiz ağır abimizi anlatmaya gerek bile yok. Sade haliyle S kategori olmaz ama A sınıfına gönül rahatlığıyla koyarız. Tertemiz. 10. canavarımız uzaydan gelen bir düşman, King Ghidorah. Canavarlar Kralı filminde Godzilla harici herkese efelik yapan canavarımız devasa boyutu, yapabildikleri ve gücüyle bizce net A kategoridir. Yiğidi öldür, hakkını ver demişler. Burada bir duralım ve başka bir konuya değinelim. Kısa bir süre önce yaşadığı bir şanssızlık sebebiyle kanalı kapanan Efe Özkan arkadaşımız aynı isimle tekrar kanalını açmış bulunuyor. Kendisine destek olmak ve tekrar güçlendirmek için kanalına bir göz atıp abone olabilirsiniz. Onun adına teşekkür ederiz. Sırada bir diğer baş kahramanlarımızdan Kong, ama baltalı Kong. Godzilla vs. Kong filminde yetişkin ve baltalı haliyle görebildiğimiz Kong, zekası, çevikliği ve baltasıyla bizi mest etmişti. O da aynı başrol arkadaşı gibi A kategoriyi net hak ediyor, tartışmasız. 12. sıradaysa Kong'un Kafatası adasındaki genç versiyonu var. Ne olursa olsun o filmde büyük Skullcrawler'ı güç bela olsa da indirmişti. Büyük ağların yanında duramaz belki ama genç haliyle bile C sınıfının kralı olur diye düşünüyoruz. Sırada yine Canavarlar Kralı filminden tanıdığımız bir yaratık var. Methuselah. Oldukça iri cüsseli olan bu yaratık
herhangi bir özel gücü bulunmasa da dağ büyüklüğünde bir tank gibi göründüğünden C kategorisindeki yerini hak ediyor olsa gerek. 14. canavarımız yeni tanıştığımız bir robot Mechagodzilla. Yeni filmde tanıştığımız dev robot gücüyle neler yapabildiğini hepimize kanıtlamış olsa gerek. Rahat rahat A kategorisi diyor ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sıradaki canavarımız Dagon'un katili Muto Prime, diğer adıyla Jinshin Mushi. Bu karakterin ne kadar güçlü olduğunu anlatmıştık. Lakin Godzilla selasını okutup helvasını dağıttığı için bu arkadaşı B kategorisine koyuyoruz. 16 ve 17. sıralarda dişi Muto ve erkek Muto'ya geldik. Bu çift ilk Godzilla filminde Godzilla'yı bayağı uğraştırdılar ama teki tekte hiç şansları yoktu. Dişi Muto'yu D kategorisine, erkek Muto'yu da E kategorisine yolluyor ve mutluluklar diliyoruz. Sıradaki canavarımız Monster X. Daha önce bir videomuzda anlattığımız bu karakter cidden güçlü bir düşman. Ama Godzilla ile savaşıp yenilgiye uğrayan birçok canavar gibi bu arkadaşı da B kategorisine koyabiliriz. Eğer bir gün bir sinemada görürsek belki fikrimiz değişir ama şimdilik böyle. 19. canavarımız canavarların kraliçesi iyilik meleği Mothra. Bu canavarımız kralına can suyu olup hepimizin gönlünde taht kurdu. Lakin bireysel açıdan baktığımızda güç açısından D kategorisine koymak zorunda hissettik kendimizi. Gönüllerde S ama ne yapalım, gerçekler acıdır. 20. canavarımız Godzilla'nın DNA'sını kullanan bir düşman Orga. Bu yaratık Godzilla'nın DNA'sıyla güçlenip kendi uzay gemisini de yönlendirebilen bir yaratık ama unutmayın ki taklitler aslını yüceltir gençler. Anca C sınıfına koyabiliriz. Ne eksik ne fazla. Sıradaysa yakından tanıdığımız diğer canavar Ateş İblis Rodan. Her ne kadar güçlü olduğunu düşünen hayran olsa da bizce o kadar uzun boylu değil açıkçası. Mothra ile aynı kategori olan D kategorisinde mutlu olabileceğini düşünüyoruz. 22. sırada yine Canavarlar Kralı filminden tanıdığımız dev örümcek Skyla var. Bu yaratık da bireysel açıdan çok güçlü, etkili bir yaratık değil diye düşünüyoruz. Hatta ne yalan söyleyeyim, Kong ya da Godzilla bunu tükürüğüyle boğar desek yalan olmaz. O yüzden anca E sınıfına koyabildik, geçmiş olsun. Şimdi de sırada hem Kong Kafatası Adası filminde hem de Godzilla vs. Kong filminde gördüğümüz büyük Skullcrawler var. Kong'un genç haliyle öldürebildiği, Mechagodzilla'nın hareket dahi etmeden harcadığı bu yaratığa E sınıfından yukarısı fazla gelir, eğreti durur. E kategori iyidir, candır bunun için. 24. sırada diğer bir güçlü karakter var, Space Godzilla. Bu canavar da oldukça etkili, bizim Godzilla'nın uzaydan gelen versiyonu. O yüzden bir S olmasa da A kategori olur, sırıtmaz, yakışır. Geldik katman listemizin son canavarı olan Zilla'ya. Kiminin çok sevdiği, kiminin nefret ettiği bu canavar bize göre büyükler sınıfının yanında ilkokul çocuğu gibi kalacağından F sınıfına koyduk. Tamam sen de A'sın paşasın ama ya bu Godzilla nerede, bu kertenkele nerede gençler? Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, hem sizin hem bizim seçtiklerimizden hem de güncel film evrenindeki canavarlardan seçerek yaptığımız katman videomuzun sonuna geldik. Oluşturduğumuz listeyi dolu haliyle şu anda görüyorsunuz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Neler düşündüğünüzü bize yorumlarda yazmayı unutmayın. Abone olup beğenmeyi de unutmayın ha. Sonra kalbimiz kırık, gözümüz yaşlı kalmayalım buralarda. Başka bir videoda tekrar görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.